Mutlu Pazarlar sevgili izleyiciler, Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Fenomenin programına hoş geldiniz ve bugünkü konuğumuz, sosyal medya fenomeni ve oyuncu Şahin Cevadov. Şahin hoş geldin. Bir arkadaşlarla Gerçekten biz mi? oturduk, hepimiz. Bir oyun var bizim Azerbaycan'da, ona doğruluk cesaret değil. Bana cesaret düştü, dedim cesaret. Eğer cesaretim varsa bir video yayınla... Ah. Dedim tamam. Yarım saat içinde onu attım. Oyun bitti. Baktım 200 bin izleme gelmiş. Yani TikTok'un ünlü fenomenleri yazdı. Herkes duydu ya sen video çekmelisin. Bence yani güzel yerlere gelirsin falan. 2 gün içinde 7 bin taş aldım. Çok güzel bir şey. Çok güzel Sıfır. Bir şey. Hiç kimse beni tanımıyor. Yani 4 gün içinde 10 bin. Yani bu çok güzel bir şey. İnsan sevilmesi, insan değer görmesi. Hepsi de dost yana, can yana kardeşlerim benim. Bir aile gibi görüyorum ben. Fenomenliği bir merdiven gibi görüyorum ben. Maksadım oydu benim. Görünmek. Şu anda çok güzel projelerimiz var. Şahin Cevado bizlerle birlikteydi. Sevgili Sizlerim. izleyiciler gördüğünüz gibi bir fenomen programının programında sonuna geldik. Bizi izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Fenomenin programına hoş geldiniz ve bugünkü konuğumuz sosyal medya fenomeni ve oyuncu Şahin Cevadov. Şahin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şahin Azeri bir Türk arkadaşımız ve şu anda Türkiye'de yaşıyor. Doğru değil mi? Doğru. Hoş geldin ülkemize. Hoş bulduk, Aslında abi. ikimizin de ülkesi birbirimizin ülkesi evet. olmuş oluyor. Aynen öyle. Kendini yabancı hissetmiyorsundur. Ne kadar Tabii. oldu geleni bu arada? 3 hafta olur. Çok güzel. Evet. Nasıl biraz alıştın mı İstanbul nasıl Türkiye? Bence yani çok güzel bir çok ülke. Güzel. O kadar da biz Azerbaycan'dan fark bırakmıyoruz zaten. Yani Azerbaycan Türkiye'de biz aynı bir. Yani şehir aynı ülke. Aynı yani ülke. biz kardeş ülkeyiz. Kesinlikle öyle. Geldim e, biraz daha burada görüyorum oyunculuğa daha da çok değer veriyorlar. Yani daha da güzel. O yüzden çok güzel bir noktaya Türkiye'ye yani evet. daha daha nasıl söyleyeyim böyle böyle açık e, evet öne atlık olduğu bir ülke gibi değil mi? Tabii evet. Yani çok seçenekler var. Şimdi sosyal medya fenomenisin. Evet. Bir video atıyorsun ve yüz binlerce kişi seyrediyor. Bu nasıl bir duygu Şahin? Tabii, sevilmek güzel bir şey. Yani bunu herkes biliyor. Yani bir benim kütlem var. Yani çok büyük bir kütlem var. Herkesle yani buradan da selamlıyorum. Evet. Yani sevdiğimi el sallıyorum. <laughs> herkes sevinir Şahin'i. Herkes evet. Yani onların sayesinde bak nereye kadar yükseldiğimse nereye kadar adımlıyorsa ben o izleyicilerimi sayesinde çok sıkı bir güzel bir kütlem var. Yani her daima her zaman yanımdalar benim onlar. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey tabi. Hiç tanımadığın insanlar belki çoğu. Yani tamam. bir araya gelemiyorsun ama senin bir özelliğini seviyorlar. Seni görmeyi seviyorlar, attığın videoları seviyorlar. Belki yemeni içmeni takip ediyorlar değil mi? Giyimini kuşamını e, tam takip ediyorlar. Onu de... tam ben de bilmiyorum ama bak elbiseme daha çok dikkat var. Öyle mi? Yüzüme var yani konuşma tarzım. Ee, yani ben TikTok'ta yayınlar falan da atıyorum Yani büyüğümü, küçüğümü bekleyerek. Yani benim aile ailem de bakıyor yayınlara. Yani büyüklerim, büyüklerimi, küçüklerimi her zaman yani saygısını koruyup saklayan biriyim ben. Çok güzel o bir yüzden, şey bu. O yüzden yani dikkatli atıyorum. Seviyorlar. Aileler bile var izleyen. Babalar var, büyük insanlar, küçük abiler, ablalar var. Yani herkes iz severek izliyorlar. O kadar güzel bir şey söylüyorsun ki aslında şahin. Yani bu kadar çok sevilen kişi olmak aslında insanı bazen hani yanlış şeylere yöneltebilir, böyle istenmeyen şeyleri yayınlamaya yöneltebilir. Ama Şahin bunlara çok dikkat ediyor. Yani diyor ki aslında benim ailem seyrediyor, kardeşlerim seyrediyor, karşı tarafın da öyle olduğunu düşünüyorum ve çok dikkat ediyorum. Bunun için sana çok teşekkür ediyorum Şahin. Biz teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel bir düşünceye sahipsin. Peki şimdi sosyal medya fenomeni olman konusunda ailen nasıl baktı sana? Ailem ilk önce beni en büyük destekçim her zaman ailem çok oldu. Çok güzel. Bu yerlere gelme yani ben buranı zirve gibi görmüyorum. Ben ne kadar e, yukarıya ne kadar e, nasıl söyleyeyim? Ne kadar yukarıya kalksam bile yani ben onu kendime tam zirve görmüyorum. Daha, çıkılacak, Tabii, daha çok daha sıkılacak çok yerlerim var. Benim şu an 19 yaşım var. Yani bu benim için bir şey değil. Tabii güzel bir yerlere geldiğim, güzel arkadaşlar bulduğum yani Türkiye gibi bir yerde çok ünlü isimler benim arkadaşlarım oldular. Konuştuk. Herkes. Yani çok seviyorum herkesi. Çok güzel. Evet bu yerle gelmek kolay olmadı. Olmadı evet, değil mi? Çok kolay olmadı. Yani bazı problemler insanlar yaşıyor, bazı güzel şeyler yaşıyor. Mutlaka, tabii Yani zamanla o yerine oturuyor. oturuyor. Evet. Zaman yerine oturuyor. En büyük destekçim benim ailem oldu. Hep kararlarıma saygı duydular. Hep yani destek oldular. destek oldular, sen şunu yapmamalısın diye Demediler. bir konu olmadı. Sen nasıl uygun görüyorsansa anlaşırız, güzel olur. Zamanla bakarız. Çok Böyle olmalı, evet. Yani bu yerlere bile geldim. Şu anda ailem benim, arkamdadılar. Harika. Her zaman şu an izliyorlar bizi. Allah'a da selamlıyorum. Burada. Aynen, biz de selamlıyoruz kendilerini. Çok güzel bir şey. Bak, istediğin doğrultuda ilerliyorsun. Yani adım adın çıkıyorsun evet. yolculukta. Peki, aslında şunu sormak istiyorum Şahin. Sence sosyal medya fenomenliği bir meslek mi? Yani bunu bir meslek olarak görüyor musun? Hani şöyle mi düşünüyorsun? Tamam benim videolarım yüz binlerce kişi tarafından seyrediliyor. Ben artık sonsuza kadar bu işi yaparım. Hayır, meslek olarak görmüyorum ben bunu. Sadece benim e, sosyal medyada görünmem ani bir şey oldu. Bir arkadaşlarla Gerçekten biz mi? oturduk hepimiz. Bir oyun var bizim Azerbaycan'da. Ona doğruluk cesaret değiller. Çok güzel bir oyun yani sizin Türkiye'de bir o şişe çevirme gibi bir oyun yani biliyorsunuz size. biliyorum onu ben TikTok falan iyi bulmuyordum yani çekmek istemiyordum videolar falan bana cesaret düştü dedim cesaret İlleri cesaretim varsa bir video yayımla at TikTok'a dedim tamam yarım saat içinde onu attım yarım saat içinde oyun bitti baktım 200 bin izleme gelmiş sıfır Olmaz. sıfır sıfır takipçi izleme her şey sıfır. İnanılmaz Baktım şey. evet 200 bin izlenme geldi. Herkes Dedim, şaşırdı mı? Tabii herkes şaşırdı. Bu ne? Sonradan ben sandım ki bu e, yani e, öyle sandım, böyle he. yani kolaymış. He. Ama arkadaşlarımı attılar video gördüm izlemiyorlar. Baktım he. yani sonradan sonradan bana ünlü fenomenler TikTok'un ünlü fenomenleri yazdı. Herkes duydu ya sen video çekmelisin bence yani güzel yerlere gelirsin falan. Ben de o yüzden daha da biraz... E, geliştirmek istiyordum ama e, nasıl söyleyeyim arkadaşlar ortam yani ona el vermiyordu. Hmm. Yani kimi gülüyordu, kimi yani küçük düşürmek istiyordu. Yani çok seviyorum seni. Çok iyi. Ama anlıyorum. ben biliyordum. Ben e, o o kadar insanlar bana destek oluyordu. Yani kısa bir sürede ben iki gün içinde bin takipçi aldım 2 gün. Çok güzel bir şey. Çok güzel Sıfır bir şey. hiç kimse beni tanımıyor ama iki gün içinde 7000. Çok güzel Çok bir güzel şey. bir şey. Evet e, ben yavaş yavaş video bir de video attım. Bir tane de attım video. İsmim hala yok. İsmimi koymamışım TikTok'a. Hesap bir tane. isim yok değil mi? <laughs> evet hiçbir şey yok. Çok ne numara koydum abi. ne bir şey. Bir video daha attım. O da 100 bin izlendi. 100.000 bin takipçim oldu 10 bin. 10 bin. 4 gün içinde 10 bin. Yani bu çok güzel bir şey. Yani insan sevilmesi, insan değer görmesi. Hepsi de dosyana can yana kardeşlerim benim. Yani bir aile gibi görüyorum ben bütün. Öyle değil mi? Izle -izle 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 -tabii. tabii. Yani canımdan kanımdan Aynen. hiçbir zaman onlara nasıl söyleyeyim bir bakayım biri fotoğraf çektirmek istiyor demiyorum. Ha tamam olur falan. Öyle Hep Öyle. Canla kucak. Yani çok kucaklıyorum güzel. ben de. Çok Aileden güzel. biri çünkü. Yani siz dışarıda abinizi görürsünüz nasıl kucaklarsınız öyle bir şey. Sıcak kanlı. Evet yani böyle oldu. güzeldi Çok bende. güzel. Çok güzel. Meslek olarak görmüyorsun. Peki ne olarak görüyorsun fenomenliği? fenomenliği e kadar bir, mesela evet, evet fenomenliği bir e, merdiven gibi görüyorum ben. şey TikTok'u bir merdiven gibi görüyorum. Yani ben oldu Instagram'da sayfalar açtım bir merdiven atladım geldim TikTok'a. Hmm. Şu anda TikTok'tan da maksadım oydu benim e, görünmek. Azerbaycan Türkiye'ye görmek. şu an. Arap ülkelerinden, Rusya, Rusyalardan, Türk abilerim, kardeşlerim benim daha çok. Ben Azerbaycan'da ola ola hepsi diyordu. Gel Türkiye'ye gel seviliyorsun. Ne istersen yani biz seni bir kardeşimiz gibi, küçük bir kardeşimiz gibi seviyoruz. Gel sana biz destek oluruz. Ben de her zaman yani onlarla konuşmamızı saklardım. Yani bilirdim Allah'ın işi bilme olmaz. Belki güzel biri çıkar kavama, beni zirvelerde görer, yani doğrunu görer, beni yanına getirmek ister. Bak bugünkü gibi bu yani bugün olduğu gibi evet yani onu bir merdiven gibi görüyorum inşallah e, söylemiştim TikTok'a başlandığında bile herkes bu sorunu soruyordu. Senin sorduğun sorun sen e, TikTok kur mu olacaksın sen TikTok'la mı ancak kalacaksın bunu artırman lazım benim hocam tanıyorsanız Amir hocam Çok o da söylüyordu abi, onu. Evet. Yani ne zamana kadar bir merdiven ataman lazım yani hep aynı yerde kalamazsın yeteneğin var. Ee, nasıl söyleyeyim, destekçilerin çok güçlü bir destekçi yanındalar her zaman. Bence sen daha da zirvelere gidebilirsin. Onu söyledi. Şu anda çok güzel projelerimiz var ileride. Peki, şimdi çok güzel projeleriniz var. Sosyal medya fenomenliğinden sonra bu merdivenlerden hı. bahsettin ya Şahin. Hı hı. Şimdi bu merdivenleri çıkarken sen nereye çıkarsın istiyorsun? Asıl yapmak istediğin senin nedir? Oyunculuk. Oyunculuk. Evet. Yani televizyon önünde olmak istiyorsun. Tabi ekranların evet. önünde. Peki oyunculuk daha önce yaptın mı? Oyunculuk e, böyle söyleyeyim ben e, Azerbaycan'da benim güzel mesela benim e, söylediğim gibi size elbise vardı elbise firmaların gözüydüm ben Türkiye'de yani çok firmalarla ben kısa reklam filminde oynadım. Mesela bilmiyorum ismini çekebilir miyim çekebilir mi? miyim? Söyleyin evet, o yüzden markaların... reklam olması çok ünlü bir markaların gözüydüm. Yani Azerbaycan'da harbiden yani herkes çok seviyor, destekliyor beni. Yani elbise olsun, gol saatleri bile her yer yani hmm. sağ olsunlar reklam veriyordular. Kısa reklam filmlerinde çok oynadım tabii. Çok güzel. Zaten reklam oyunculuğu da bir nevi dizi oyunculuğu gibi bir şey aslında evet, değil tabii. mi? Sinema oyunculuğu gibi tabii. bir şey olmuş. Orada Aynen. rol yapıyorsun. Tabii evet. Peki Sence bu aralarda şunu sorayım ben sana şimdi bu kadar çok izlendiğin için bir de bazı markaların da yüzü olduğun için sana dizi teklifleri de geliyor mu? Dizi teklifleri evet Türkiye Değil gelince mi? geldi. Yani ben Azerbaycan'da olunca bile e, o dizi şey teklifler oldu. geldi. Teşekkür ediyorum. Harbiden ben herkesi sizin bu nasıl zan kardeş olduğunuzu burada daha da iyi anladım. Ben elessin bu kanal olsun. Arkada kamera arkasında şimdi arkadaşlarımız görmüyor. Nasıl dosyana can olduğunuzu biz gördük. Kesinlikle yani hepimiz öyle. gördük takımımızla. Kesinlikle. Çok seviyoruz sizleri. Biz de Sorunuz neydi öyle. abi? Şimdi bu oyunculukla ilgili sana teklif geldi mi ha, dizi oyunculuğu ile? Evet. iki tane diziden geldi. Biri Türkiye, biri Azerbaycan'da olunca geldi. Bir de Türkiye'de olunca. Nasıl bir dizi oyunculuğu? Hmm. Onlar hangi karakterlerdi? Ben e, birin söyleyemem tamam, ona izin söyleme. yok ama mutlu mahalle bir dizimiz Onu var. Evet ona izin var. Mutlu Nasıl mahalle bir rol. Burak karakterindeyim. Ee, yani çok güzel bir rol olacak. Bazı bilgileri ben sosyal medyadan e, TikTok'tan geçtim arkadaşlarıma, Aa, takipçilerime. Takipçiler yani, o zaman yani güzel bir rol olacak. Sevgilim olacak. Aylak olacağız yani, yani böyle sen attım attım. Değil mi? Evet yani biraz daha benim olan. yüzüme göre aşk, sevgi falan Aynen. biraz çok üstüne veriyorlar. Bence Aynen. çok güzel bir dizi. Yani yapımcımız bizim illet sağlayan hocamız da yani çok Selam güzel dost kanlı insandı. Ne güzel. Beni selamlıyorum. Yani o da severek beni izliyor TikTok'ta olsun. Biz de onlara yani çok seviyoruz böyle. Peki bu dizi de senin için böyle bir ilk olmuş oluyor reklamdan sonra. Evet reklamdan sonra evet. Çok güzel. Şimdi bu dizi sence... Senin tanınmış olmanı nasıl etkiler? Daha artırır mı? Ne düşünüyorsun? Başarılı olacağına inanıyor musun? Sen bu işi yaparım diyor musun? Tabii ben yani çocukluktan ben biliyordunuz kamera arkasında biz konuştuk futbolcu oldum ben 10 yıl futbol oynadım Ermeni milli takımda bile kol vurdum ben Azerbaycan'da Gürcistan ülkesinde. Çok güzel. Gerçekten. Evet, Gebele takımında oynadım ben. Çok güzel bir futbol Harika. Ama oluyor bazı şeyler, bazı şeyler yani. Tabi. Takdiri, Allah'tandır. takdiri yani Allah'tan da yani. Takdir Allah'tan. Aynen evet, istediği öyle. gibi. Gel, bir de alayım sorunuzu. kusura bakma. Şimdi senin şimdi bu oyunculukta başarılı olacağını düşünüyor musun? Şimdi bu ilk deneyimin ya. Evet. Hani şimdi reklamda çok başarılı oldun, tamam. O senin için çok güzel oldu. Dizi ilk defa olacak ya. Ne düşünüyorsun evet. senin bu? herkes tarafından tanınmana, daha güzel sevinmene, daha çok sevinmene katkısı olur mu? İyi başarılı olacağına inanıyor musun? Ona çok inanıyorum. Yani ekibimle bile birlikte hepimiz çok inanıyoruz. Yani bence yapabilirim. Yapabilirim. Yani ben bunu yapacağım. Neden? Ben Azerbaycan'dan onu kafama koydum. Ben bu işi başarırım. Hmm. Evet, başarırım. Bu çok D önemli değil mi? Şey tabii mi? o insanın cesaret. psikoloji, cesaret hepsi olmalı. Bir insan düz yol gidiyorsa engelleri görüp geriye dönmemeli. Tabii. Engellerden deş çıkarmalı. Çok güzel yani onu kendine bir sınav gibi görmeli. Yani sen bunu geçersen o zirveye daha da yaklaşırsın. Ha. Bak böyle şeyler var. Sen ama o, o maniyeni görüp geriye döndünse sen yine gitsen yine olmayacak. Çünkü kafanda bir tane maksat olmalı. Yok. Sen o zirveye gideceksin. Bu bitti. kadar. Evet bitti bu kadar. Ben de var aklımda da var yapacağım şükür Allah'a ki Azerbaycan gelince iki diziye bile davet aldım ee, çok yakında ele kanallarda olacak izle izlerim ki TikTok Harika. Izle, izle, herkes de, çok video. merak ediyordur şimdi izleyicilerim evet, Şahin <laughs> her gün yazıyorlar o bahade bana. Bu gerçekten mutlu mahalle gerçekten böyle mutlu mahallede Burak karakterinde Şahin'imiz <laughs> nasıl oynayacak diye diyor herkes çok merak <gülüyor> ediyordur <gülüyor> yani. Çok güzel peki şimdi sen. Bu yoldasın ve ilerliyorsun. Tamam çok kararlısın ya. Hı hı. Reklamla başladı, sosyal medya fenomenliğiyle de aslında başladı. Sonra reklamla devam etti. Şimdi dizi oyunculuğu. Nereye gidiyorsun diye düşünüyorsun Şahin? Ne tarafa yani hedefin ne senin aslında? Hedefim e, demin söylediğim gibi ben e, nasıl söyleyeyim örnek bir oyuncu olmak istiyorum. Karakteriyle, örnek, karakterimle, duruşuyla. Karakterimle, ağırlığımla, ha. duruşumla, konuşmamla yani bir hareketimle bile örnek bir olmak istiyorum. Çok güzel. Beni de çünkü ailem öyle yetiştirdiler. Örnek olmalısın sen insanlara. Çok güzel. Senden de küçükler var. Sen onlara örnek olmalısın. Onlar da senin arkanıza gelsin. Bu yani, düşünmen çok güzel evet. bir şey. Şarkı. Yani ben onu düşünüp bu yola çıktım. Allah'a şükür güzel gidiyorum hala. E, bozmadım güzel, diyorsun. Evet bozmadım. Harikasın. Çizgisinde gidiyorum. Karşıma da çok güzel insanlar Allah çıkarttı yani kendileri güzel. de çok iyi insanlar. Siz kendiniz bile yani arkada konuştuk güzel insansınız. Yani çok teşekkür ederim. Yani Sağ olun. sizden yol çıkıyorum bu benim için tabii bir gururdur. Ya bir insan aslında iyi şeyler yapmak niyetinde olursa tabii. Allah yardım ediyor İyi insanları karşısına çıkarıyor değil mi? Senin evet. güzel kitlen şu anda biz seyrediyorlar mesela herkes selam <laughs> söylüyorsun. Bizi izleyen izleyicilerimiz sana böyle yardımcı olan. Yönetmenler, etrafındaki insanlar da hepsi çok iyi oluyor, çok da güzel oluyor. Peki bu harika bir şey. Şimdi dizi oyunculuğu, sinema oyunculuğu da var. Mesela sen sinema teklifi de alabilirsin. Nasıl bakarsın sinema teklifine? Sinema teklifi e, böyle söyleyeyim, bilmiyorum izin var ya yok, geldi. Geldi. Evet sinemada geldi. Ama evet, onun arkadaşları görüyorsunuz. Bilgisini yani, vermeme galiba anlam. izin yok. Vermem ama geldi. E, yani isterim. İstersin. Dizi, film, bak böyle şeyler yani çekilebilirim. Ama tiyatro olsa ha, söz ne konusu. Ne düşünüyorsun tiyatro ile ilgili? Evet, tiyatro biraz e, nasıl söyleyeyim? Daha şey, daha e, meşguliyet ister. Yani eğitim ben mi? eğitim ister. Evet. Biz o eğitimi, onun eğitimine giderek de yapabiliriz. Diziden, e, ya, diziden, filmden aldığımız e, bilgileri, aldığımız dersleri, yetenekleri, onun, eğitimini evet alırsak, eğitimini de alırsak güzel bence bir olur. şey çıkarmak olur. Yani buradan ben kalkayım, hemen gideyim, yani diyemem. olmaz, diyemem. Çok yani yalanla şey konuşmayayım ben. Çok güzel bir şey söyledin çünkü tiyatro bir eğitim işidir ve bunun eğitiminin alınması gereklidir diyor. Çok Doğru. güzel bir konuya temas ettiğin, ileride neden olmasın diyorsun Tabii, ama değil mi yani? yani eğitimini aldıktan o sonra. O da bir görsel sanattır. Peki şimdi Türkiye'deki oyunculuk camiasına bakınca hmm. hani böyle kimleri tanımaya başladın dizilere bakıyorsun Azerbaycan'la kıyaslayınca nasıl buluyorsun oyunculuk camiasını Türkiye'de? Ee, böyle söyleyeyim. Bizim e, Azerbaycan'da da çok var. Yani böyle var diziler var. Değil var. Değil evet güzel diziler var. Ama böyle söyleyeyim, Türkiye'de yani Azerbaycan'a nispeten biraz daha oyuncuya dikkat var. Hmm. Yani oyuncu bir tık daha değerli. Öyle mi? Evet, değerli olduğu için de onların önü hep yani açılacak. O insanlar yani daha ilgi gösteriyorlar oyuncuya. Aynen. O yüzden de evet ben orada yani işimi gördüm, kendimi geliştirdim. Benim abilerim, menajer abimiz hepsi bana Azerbaycan'da olunca hepsi bana, beni çalıştırıyordu yani hmm. online söyleyelim uzaktan eğitim Ay, gibi evet. güzel yani ya. beni çalıştırıyordular ya sen buraya geleceksin böyle şeyler var burada daha değer var burada böyledir burada şöyledir yani kolay olmayabilir dedim yani kolay olmayan hiçbir şey yok Tabii. yani önü güzel olan şeylerin hepsinin arkası yani zor oluyor harikasın ya onu bak, yavaş yavaş evet, evet bunu görüyorum sen de yani hani sana birisi bu iş zordur ama bak dikkat et dediği zaman sen şey diyorsun Tamam olabilir. Zor olabilir, olabilir. Evet. Siz bana ne olacağını söyleyin, ne yapmam gerektiğini söyleyin diyorsun. Orası kendisi de kalmış bana. Harikasın, evet. harika, çok güzel. Peki, şimdi aslında aklında hani şimdi teklifler geliyor ya sana Şahin. Benim oynamak istediğim karakter aslında budur dediğin bir kendiniz böyle özellikle belirlediğin bir şey var mı? Yoksa senaryoya göre baktığımda mı karar veririm diyorsun? Yani mesela bir dram olur bir komedi olur, başka bir şey olur, dönem dizisi olur, film olur. Onun içerisindeki karakterlerde illa kendini mesela ben şöyle bir karakteri oynamalıyım dediğin bir şey var mı yoksa her şeye açığım mı diyorsun? Açığım şimdiden söylemeyeyim ama düşüncelerim var. Bak mesela ben biraz daha oyunlarımda ağır oynamak severim. Yani daha bir dram dizileri daha çok severim. Çok yani e, benim e, profesyonel yönetmen abilerim, arkadaşlarım bile var. Evet. Onlar da söylüyor senin yani yüz e, ifaden 100 yüz, e, yüzün e, yani drama daha aşka daha böyle biraz çekiyor. Yani hmm. bence sen duyguludur ağır, ağır bir oyunculuktu. Yani güzel yaparsın. Sana yakışır bana böyle diyorlar. Çok güzel. Elbette yani ilerleyen zamanlarda onu zaman belirleyecek. Yani öyle olacak, anlaşacağız, böyle olacak. Bununla anlaşacağız. Ee, ama ben bana sorsanız ben şey, dram ve aşk böyle ağır bir karakter isterdim. Çok güzel. Hedefini de belirlemiş bir kişi karşımızda görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Değerli arkadaşlarımız da şu an canlı yayından da izliyorlar seni takipçilerin. Evet. Çok güzel bir şey. Peki Şimdi sen sosyal medyada Şahin bu aralar neler yayınlıyorsun, neyi yayınlamak hoşuna gidiyor, neyi yayınladığın zaman daha çok izleyici izliyor. Hiç fark ettin mi böyle bir şey ay ayırdın mı kendince İşte şunu yayınladığım zaman daha çok böyle izleniyor, şu biraz daha az oluyor ama buna çok daha fazla izleyici geliyor. dediğin bir şey var mı? Aslında var yani böyle ben e, arka kameradan çekiyorum mesela dışarını falan e, beni biraz Kendime göre galiba seviyorlar. Allah. Yani ben ön kameraya çevireyim kendimi. Bak ben e, öyle mesela yükseldim. Takipçilerim, arkadaşlarım benim. Öyle bana geldiler. Kütle olarak öyle geldiler. E, e, şarkı koyuyordum yüzümü sadece. Yüzümü, şarkı? Evet. Güzel bir şarkı atıyordum. Yüzümü sadece böylesini çekiyordum. Arkadaşlar beğenip izliyordular. Yani yüzünden biliniyor nasıl insan oldum. Böyle böyle yorumlarla. Yani can kardeşlerim daha çok çok aldı. Vay, senin öyle. aslında takipçilerin sadece seni görmekten bile hoşnut oluyorlar evet, değil yani mi? Evet, yani öyle. Biraz mesela ben bilgiler de vermeye çalışıyorum. Ne ben, yaparsın mesela? Ne bilgi veriyorsun? Mesela ben buraya geldiğimden e, ben anca arkadaşlarıma bilgi geçiyorum ki ben bunu yaptım buraya geldim. Ben bu azimle buraya geldim. Hmm, biri evet. evet. Biri yazıyor mesela, sen nasıl oyuncu oldun? Dedim, oyuncu oldum. Benim kalbimde hiç kimseye karşı bir nifret olmadı. Her zaman yani kendime, ailemi, Allah'ı, arkadaşlarımı destek bilip ben bu yolu harikasın, ilerledim. Harikasın. Ve onun sayesinde güzel bir yerlere geleceğimi de düşünüyorum. Yani siz de isterseniz, ben oldu bir saat, yarım saat, 2 saat bile konuştum yayında. Gerçekten mi? Evet. Yani arkadaşlar kendisi de bakıyor, biliyor. Hmm. Evet, canlı yayında. Arkadaşlar bir saat, 2 hmm. saat siz seyrediyorsunuz böyle güzel güzel. Evet, güzel de seyrediyorlar. Hmm. Ha, hepsine, yani buradan teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, ediyorum. evet yine yani. Ne ya kadar güzel bir şey. Şu anda da kim bilir kaç olmuştur, hmm. göremiyoruz <laughs> evet. buradan ama bir hayli şok olduğu belli. Hmm. Böyle güzel güzel konuşmalar da yapıyorsunuz. Evet, yani Bak, ben çok güzel bir şey. söylüyorum ben buraya nasıl geldim? Sana soruyorlar ki mesela abim, size soruyorlar siz buraya nasıl geldiniz? Ben onu nasıl gösterebilirim? Nasıl Tabii diyorsun? ki kamerayla, yayınla, videolarla böyle bir şeyle gösterebilirim. Mesela benim bu çıktığım yol bir birçokuna da fayda olabilir. Yani ben hmm. Azerbaycanlıyım. Ben Türk kardeşlerim benim mesela Azerbaycan'da güzel oyuncu onu tanımıyor. Sosyal medyası yok, kullanamıyor. Ama ben onu tanıyorum. Ben onu onunla konuşturduk, konuşturduk. sonra onlar tanışırlar. güzel olur, anlaşırlar. Bak böyle bir şey. Ne oldu burada? Ben yani gösterdim onu. Evet. Evet. Yani ülke karıştı. Nasıl? Çok yani güzel. güzel bir oyuncu, o tanıdı bu abim benim güzel bir yönetmen tanıdı. Böyle böyle iş daha büyüyor. Çok yani güzel. Ben de söyledim ki ben bu yere gelmek için azimle çalıştım. Hiç kimseye dikkat etmedim. E, elbet yani biliyorsunuz sevenin arkasından konuşanlar da var biliyorsunuz onun hepsini biliyorum, biliyorum biliyorum onlara dikkat etmedim onları kendime benim ailem bana böyle öğretti. Sen sana gelen kötü yorumları her zaman özüne bir zafer bil neden mi sen sevilme sen e, ülke olarak seni e, nasıl söyleyeyim kalitesiz bir insan olsan böyle söyleyeyim biraz yayındayız diye kalitesiz bir insan olsan sana gülürler sadece ama sen güzel bir oyuncu olsan, sen güzel bir zirvede daha maksadın güzel yerler olsa seni kötü de yorumlar atan olacak. Doğru. Onlar hep var. Onları kendine bir zafer gibi gör. Sen onları susturmak için çalış. Sen onları susturmak istesen sen bir bakacaksın ki nerelere gelmişsin. Çok güzel. Evet, öyle ailemin bana söyledikleri takdirlerle ben buralara geldim. Harika, çok güzel. Ailenden konu açılmışken bir şey sormak istiyorum ailenle öyle. ilgili. Şimdi sen sosyal medya fenomeni oldun, artık bu oyunculuk işlerine girdin. Ailende başka bir oyuncu ya da bu işlerle daha önce ilgilenen birisi var mı? Tiyatrocu, oyuncu. Yok, e, ailemde öyle bir insan yok. Ama benim mesela babam e, yani iş adam. Hı -hı. iş adamlarıyla, arkadaşlar falan. Hı -hı. Yani öyle işlerle meşgul. Ama her zaman da beni destekler. Kendisi benim yeteneğimi gördü. Hı -hı. Ve kendisi de dedi sen nasıl istersen öyle uygun olsun. Ama kendine inanıyorsansa bu yolu seç. Sen çünkü sen bu bakma yani herkes diyor ben de oyuncu olmak istiyorum, ben de oyuncu olmak istiyorum. O kolay değil. Onun orada e, nasıl söyleyeyim kamera arkaları var. Sen o zorlukları yaşama orada. Senin sen bu kalemi böyle buraya koysan o kötü örnek olur. Onu düşünmelisin sen ilk önceden. Yani bunu böyle yapsam bu daha kötü olur. Yani beni milyonlarca sevenler hepsini kaybedebilirsin bir yanlışına. Ne kadar güzel ince Öyle. düşünüyorsun böyle Şahin. Evet yani şükür Allah'a ki hiçbir yanlışım olmadı. Güzel geliyorum. E bu kadar düşünürsen zaten olmaz senin yanlışın Şahin. İnşallah. Şimdi ben de şimdi şunu soracaktım sana. Nasıl hazırlanıyorsun videolarına? Şimdi biraz bahsettin aslında. Hı -hı. En ufak harekete bile çok dikkat ediyorum. Çünkü insanlara yanlış bir imaj vermek istemiyorum diye. Hı -hı. Bu biraz hem zor. Tabii. Hani her şeye dikkat etmek yani beni yanlış anlamasınlar diye. Dikkatli olmak evet. hem zor ama sonuç itibariyle çok güzel bir şey. Ne kadar sürüyor senin bir videoyu çekip bu kadar dikkatle her şeyle hazırladıktan sonra yayına vermen? Ne kadar zaman alıyor? Bu değişiyor mu videoya göre? Nasıl bir şey oluyor? Videoya göre evet değişiyor ama ben arka planda video çeken teknikte e, ben önüm arkama da daha dikkat ediyorum. Bak mesela ben e, sigara falan böyle şeylere ben biraz uzak biriyim. Tamam. Sevmiyorum yani öyle şeyleri. Başkasının Videomda bir paketi da, bile olsa olmaz. Evet. Zaten. Yani videoda olsa istemiyorum. Görünmesin i̇stemiyorum. Onun şey. görünmesini istemiyorum. Evet. Onsuz da benim videom ona göre izlenmiyor ki. Onsuz olsun videom daha güzel olsun. Aynen öyle. Hem doğru. videoda kötü örnek olmayacağım olmayayım Olmuyorum değil mi? Şu anda evet yani hiçbir arkadaştan beni sevenler, destekleyenler, Azerbaycanlı kardeşlerim, Türk kardeşlerim Hepsi yani biliyorlar ki ben e, bu kadar zaman sosyal medyada e, çalıştırıyorum. Yani kötü hiç kime örnek olmadım. Canlı yayım olsun. E, kimse daha biraz e, sinirli oluyor, geliyor yayımda falan yazıyor. Onu yatıştırıyorum. Güzel Allah bir Allah sözle Allah, evet. Gerçekten mi? Güzel bir, bir çok sözle zor bir o şey kendisi şey evet. Çok zor tabii ki ama orada aileler var diye insan kendini tutmak zorunda. Şimdi o kadar çok izleyicinin olunca arasından tabi böyle kişilerin çıkması tabii normal normal yani ama sen çok güzel toparlıyorsun ki sakin olun işte böyle yazmayalım başkaları var evet. aileler var diye sakinleştiriyorum diyorsun. Evet. Bu çok güzel bir şey yani demek istiyorsun ki beni seyreden izleyicilerimin aslında ailevi bir ortam oluyor böyle herkesin rahatlıkla girip izleyebileceği değil mi bulunabileceği evet. yazıp yorum yapabileceği karşılığını alabileceği çok güzel kaliteli bir ortam oluyor aslında kalite ben yani senin başından beri söylediğin hani doğru örnek olmak, her şeye dikkat etmek, sigara paketi olmasın, orada bir yanlış bir şey olmasın, yanlış bir şey anlamasınlar diye hep bu kalitenin göstergesi. Sen böyle olmaya devam ettikçe insanlar senin böyle olduğuna alışacaklar artık. Ki zaten alışmışlar galiba, değil evet, mi? Evet Alışmışlar biraz. Yani de. senden artık Zip böyle biliyorum. yanlış bir şey beklemezler, evet. ters bir şey beklemezler. O kadar. Belki de o yüzden seviyor olabilirler insanlar. Olabilir. Mesela insanları çok derin düşünceli olmasın. Yani bu kısa bir yol değil. Bunu hiç kimse alay meskanı görmesin, yani alay ortamı görmesin. Sen burada yayın atıyorsun, e, siz varsınız yanımda benim. Yayın atıyorsun, adı yayın izliyoruz. Sen orada bir küfür yaptın. Ben yanımdaki arkadaşımdan tabii utanırım. Onun için ya ailem olur yanımda. Çok. Onları düşünüp bu yola çıkmak lazım. Çok, Yoksa tabii. sen duruyorsun ve burada küfür ediyorsun. Senin e, aile üzüllerine biri gelse susacaksın. Doğru Aynen. mu? Doğru. Sen onu yayımda da düşün. Yayında Tabii da, da var öyle aileler. Doğru. Onu düşünmüyoruz bak bu yola çıkıyorlar. O yüzden bazı fesatlılara yol veriyorlar ama ben inanıyorum bence yani bunların hepsini e, yavaş yavaş yerine koyarlar. Şimdi alışılmadık bir sosyal fenomeni konuk ettik burada sevgili izleyiciler. Görüyorum ki kendisi her şeyden önce etik değerlere, ahlaki değerlere önem veriyor. Nasıl güzel bir insan ki hani bu yaşında şimdi bu kadar güzel dikkatle yola çıkmış. Ben inanıyorum ki senin ilerleyen yıllarında da bu düşüncen, bu fikirlerin hiç değişmeyecek. İnşallah. İnşallah ve sen sırf bu düşüncenle, bu güzel şu anda bizi izleyen kitlen ve daha da artarak oluşacak olan kitlenin hep desteğini göreceksin diye düşünüyorum. İnşallah. Çünkü sen bu kaliteyi korursan herkes seni çok sevecektir. Tamam. Peki bir şey sormak istiyorum ki hiç zorluğu yok mu Şahin? Yani bunlar çok kolay böyle videolar çekilen şeyler. Sence mesela en zor olan tarafı Şahince? nasıl bir şey? Yani hani hazırlaması mı zor? işte beğenilecek mi düşüncemiz, düşüncesi mi zor? Ne zor? Abi şu an e, yani de belki gözümden bilinir. E, 4 saat, 5 saat yattım. Kamera arkası biz konuştuk. Yat yani uykumuz evet, yok. Uykusu yok. yok. ben e, böyle düşünüyorlar. Mesela geliyor e, yayım arkadaşım bir güzel bir arkadaş yazıyor ki benim yoruma cevap vermiyorsun. Ama ben Twitter işte Öyle diyorum. Böyle koyuyor değil mi? Evet. WhatsApp işte diyorum. E, güzellikle cevabım veriyorum. O da anlıyor. Yani başka bir söz konuşmuyor. Twitter, WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram bunların beşi var. Biz beşine de yetiştirmeye çalışsak tabii zor olur. Ben de e, o yüzden e, Instagram'a yönlendiriyorum. Orada hikaye evet. yeri var. Oradan güzel hepsine yani cevaplarını veriyorum. Arkadaşlar ben yetiştiremiyorum. Böyle böyledi yani yani ben de uyumalıyım yani. Hepsine cevap vermelisin. Ee, siz söylediğiniz video nasıl sıkıntı? Evet, çok zor değil ama yani kolay var. da değil. E, kolay da değil. Evet. Yani sen o videonu azimle sen onu isteyerek yapıyorsun ama bir de görüyorsun olmuyor. İnsan tabi biraz hayal kırıklığına azmaz uğra. Ama sen e, ondan bir şey ders götürmelisin. Mesela bu neden izlenilmedi, olmadı? neden olmadı bu? Bu yorumlara bakmasın İnsanlar neden böyle konuşuyor? Orada... Ders almalısın. E, değil mi? Evet. Onların hepsini kendine ders görsen, güzel bir yola çıkarsın. Bence güzel bir e, maksadına varırsın yani. Çok güzel bir şey söyledin. Uykusuz kalıyor. Evet. Herkese cevap vermeye çalışıyor. Çünkü hepsini çok seviyor. Bir ailesi olarak görüyor. Ve Instagram'da, hesabında bütün her şeyi toplamaya çalışıyor ve onlara oradan seslenmeye çalışıyor. Madem Instagram'dan bahsettik hesabımızı verelim herkese verelim Söyleyin. Benim de şu an telefonda yayınlıyor. Tamam söyleyelim. Hadi sen söyle herkese. Instagram hesabına nasıl ulaşabilirler sana? Benim Instagram hesabım TikTok'ta var. Zaten Bio'da Instagram orada logosu var. Onunla da gidebilirler. Böyle de ismim Şahin Zavadovs. Yani Şahin Zavadovs. Böyle geçebilirler. Bütün tamam. bilgileri orada ben yavaştan geçiyorum. Ben eminim ki senin sayfana girmek isteyen ve senin neler yaptığını merak eden çok fazla kişi olacaktır. Burada da bir kitle olduğunu biliyorum ben senin. Bayağı da bir evet, kitlen var Türkiye'de de değil, var, değil mi? Evet. Çok güzel bir şey. Eminim ki çok iyi yerlere geleceksin Şahin. İnşallah. Çok teşekkür ederim konuğumuz olduğun için. Biz teşekkür Bir şey sormak istiyorum. Şimdi içinden gelen bir şey varsa biliyorum artık uykulusun böyle de bir televizyon yayına çıkıyorsun. Akşam vakti oldu ama yine de şimdi seni izleyen izleyicilerin var. Bizim izleyicilerimiz var. Ben sizi baş başa bıraksam şimdi neler söylemek istersin içinden son böyle kapanıştan önce? nasıl söyleyeyim? Daha rahat olmalarını isterim. Daha yani dünyanı güzel görsünler. Dünyanı yaşamlarını sevsinler. Yani insanlar oluyor bir yaş hattı var yani orada insan depresyon oluyor yani biliyorsunuz ergenlik biraz çok da insan o yoldan kaya da bilir düz yolunda da seçebilir o aile desteğiyle olur. Aile ama e, Allah bütün rahmet edenlerin amin. E, rahmet eylesin bütün amin. Evet, Çok, çok güzel söyledin. Buradan evet, Azerbaycanlı şehitlerimizi de Allah çok rahmet güzel. eylesin. Amin, e, amin. ailesine de baş sağlığı Amin, amin. Hepsine. Evet yani oluyor yani bir insan ailesi olmuyor, öksüz oluyor. Yani Tabii. o da kendine güzel bir arkadaşlar seçmesi lazım. Yani buradan hepsine diyorum bu sözü. Yani sen bugün zirveye gideceksin. Sen senin arkadaşların seni götürecek. Doğru. Mesela adi bir şey konuşayım. Oturmuş arkadaşlarla o sana sigara teklif ediyor. Evet. Ondan sen arkadaşlık gözleme. Evet. Neden? Senin e, öz kardeşin gelip zararlı bir şey sana verer mi? Yok. Evet. Ama sen o arkadaşına kardeş deyip onunla yola çıkıyorsun. Sana zararlı bir şey teklif eden arkadaş önünde de sana bir zaman engel çıkarır. Bunların hepsini düşünsünler. Çok güzel Evet. Azimle, dikkatle, herkes yani maksadı varsa ona gitsin. Kimse... Hmm. E, yükselmek için kimse ayağın yani kaydırmasın. Onunla yani yarış yaparıp geçsin. O ona da çok faydası olacak. Tabii yani çocukluktan evet. Yani bunu kaydırması yarış yapsın onunla. Evet, onunla yarış yap. Faydası olur. Yani sen onu ayağını kaydırıp onun yerine geçsen senin de ayağın birden oradan kayacak. Çok Çünkü doğru söylüyorsun. bunu da yapman olsa yukarıda Allah var. Allah Kimin görüyor. zahmeti varsa o ileri gidecek bence. Onu söylemek isterim arkadaşlar. Aa, ne kadar güzel bir insan görüyorsunuz. 19 yaşında sevgili izleyiciler. Şahin Cevado. Sosyal medya fenomeni olmak. Bir videosunun milyonlarca seyredilmesi. Oyuncu olmak. Reklam filmlerinde oynamak. Ondan sonra da bu kadar güzel şeyleri dile getirmek. Her şeyden önemlisi aile değerlerine sahip çıkmak. Kendi fikirlerini, düşüncelerini hep böyle karşı tarafı düşünerek söylemek. Yani daha fazla seyredilsin diye daha çizgi dışı şeyler yapmamak. Yani insanların beğenisini değil de kendisini olduğu gibi sunup beğenmelerini beklemek. Ve gerçekten şu anda da o beğenen kitlesi milyonlara ulaşıyor. Herkes seviyor. Çünkü niye? Konuşmaları güzel, üslubu güzel, düşüncesi güzel, hayattan beklentileri güzel. Tavsiyelerin duyduğunuz kötü arkadaşlıklar edinmeyin sizi kötülere, kötülüklere gönderir. İyi insanlarla birlikte yola çıkın. Maksadınız varsa bu maksatta ilerleyin. Kimsenin ayağından çekmeyin. Çünkü bu size döner döner dolaşır geri gelir. Çünkü kimse görmüyorsa Allah görüyor dedi. Siz onu geçmeye çalışın. Bakın 19 yaşındaki tertemiz, pırıl pırıl bir gencimiz, şahin Cevado bizlerle birlikteydi. Seni ben tebrik ediyorum. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok sevdim. Çok başarıların devamını diliyorum Şahin. Önün açık olsun. Seni çok güzel yerlerde görmek isteriz. İnşallah. Televizyonda, ve dizilerde, sinemalarda inşallah başka bir zaman tekrarda gelirsin. Yine konuğumuz olursun olur mu? Olur kendine çok iyi bak. Sevgili Kesinlikle. izleyiciler, gördüğünüz gibi bir fenomen programının da sonuna geldik. Hiç alışa gelmediğimiz şeyler duyduk 19 yaşındaki bu güzel gencimizden de ama ne kadar önemli şeyler, ne kadar doğru şeylerdi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pınar Özençi yönetmenimizdi. bu güzel yayını size hazırlayan bütün diğer arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum ve hayatta gerçekten neyi yapabiliyorsanız ya da yapabileceğinize inanıyorsanız lütfen hemen başlayın. Çünkü cesarette deha güç ve büyü de vardır. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.